Arkadaşlar merhabalar, bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 1'in çözümünü yapacağız. Bu testimiz TYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Açıortaylık verilmiş, 16 var, 8 var ve x var. Bir de çevre verilmiş. Bu çevreyi de kullanacağız. X nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle açıortayın sol tarafında oran var. 16 bölü 8 yani kaç? 2 bölü 1. O zaman burada da 2 bölü 1 oran olacak. Yani burası ne olacak? 2x olmalı. Çevre vermiş, çevreyi kullanacağız. Çevre 45 neye eşittir? 3x artı 24 mü? Evet, 3x artı 24'e eşitse attık öbür tarafa, 21 eşittir 3x'ten. X'i buradan kaç buluruz? 7 buluruz. Birinci soru Denizli oldu. Geldik ikinci soruya. GABC'nin ağırlık merkezi. Hocam ağırlık merkezi verilmiş. Ve ağırlık merkezi verilmişse hocam bu kenar ortaydır. Bu da kenar ortaydır. Burada da 1'e 2 oran vardır. Ya 3-1-2 kuralı bilenler yapar da ben 3-1-2 kuralını sevmiyorum açıkçası. Şimdi şurada bir çizgi çizilmiş. Bu ort taban çizgisi değil mi? Yani şununla şu birbirine paralel değil mi? Evet. Aynı zamanda şu küçük üçgende de bir ort tabanlık yok mu arkadaşlar? Var. Bakın şurada da bir hem paralellik hem de eşitlik var. Ort taban var. O zaman şuraya bir k dersek burası ne oldu? 2k oldu. Hocam bu ağırlık merkezi ise 2 eş parçaya bölecek 2k. Bak burada bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2. O zaman 6 ise burası kaç olacak? 3 olacak. Burası 6 iken burasının da kaç olması lazım? 12 olması lazım. O zaman x artı 3 eşittir 12 ise x'i buradan kaç buluruz? 9 buluruz. Evet, ikinci soru Akçay oldu. Geldik 3'e. Açıortay, bak dik üçgen şeklinde verilmiş ama gizli saklamışlar yani. Neyi saklamışlar? Açıortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da dik çizilmiş mi? Çizilmemiş mi burada? Yani şunlar birbirine eşit. 3 ise burası da 3. 3, 4, 5 üçgeninden cevabımız kaç çıktı? 5 çıktı. Üçüncü soru Ceyhan oldu. Geldik dördüncü soruya. Şekilde O merkezi etrafında dönen doğrusal akrep ve yalkovana sahip dairesel bir saat resmedilmiştir. Saat onu gösterdiğinde arkadaşlar öncelikle 12 bölme var mı saatte? Var. 360 derece değil mi tamamı? Evet, 360 12'ye bölsen her bir bölme kaçar derece yapıyor? 30'ar derece. Hocam bunlar 30'ar derece. Burası saat onu gösteriyorsa, onu gösteriyorsa burası kaç derece görüyor? 60 derece görüyor. Yani burası 60 derece yaptı. Hocam burası da tam buraya denk geliyor. Şu açıda 90 derece görüyor. Yani burası da kaç yaptı o zaman? 30 yaptı. G buradaki üçgenin yani dik üçgenin ağırlık merkeziymiş. O zaman ağırlık merkezi ise ve akrebin uzunluğu da 8 ise hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ve burada 90'dan çizilen bak 90 derece burası. Kenar ortay muhteşem üçlü oldu. 8 ise bu arada burası nedir? 4'tür. Burası 12 ise burası da 12. Burası da 12 oldu. 60 derece var, onu kullanacağım. Bak 12'ye 12. Burası da 60 yaptı. 60-60 ise burası da 60 yaptı. Yani bu nasıl bir üçgen oldu? Eşkenar üçgen oldu. Burası da 12 oldu. Yalkovanın uzunluğu kaçtır diye soruluyor. O zaman cevabımız ne çıktı? Balıkesir oldu arkadaşlar. Geldik 5'e diyeceğim ama ÖSYM köşesinden bir soru çıkmış. Soruları ben kanalımda çözemiyorum. Uygulamadan bakarsanız. Gelelim 6'ya. K diklik merkezi. Arkadaşlar diklik merkezi neydi? K'dan geçen yüksekliktir. K'dan geçen yüksekliktir. Öncelikle şu üçgene bakacak olursak 65 buradaki dik üçgende değil mi gençler? Evet. Ya da şuradaki dik üçgende de diyebilirsiniz. 65 90 ise 65'in 90'a tamamlayanı kaç derece? 25 derecedir hocam. Burası da 90 derece. 25 90 ise x buradan kaç yapar? 65 yapar. Evet, 90'a tamamlayanından dolayı. 6. soru Denizli çıktı. Geldik 7'ye. Açıortaylık var hocam büyük üçgende, bir de küçük üçgende de bir açıortaylık var, fark ediyor musunuz? Fark etmişsinizdir. Şeklin karışıklığına bakmayın. Bakın şu 6 bölü 9'a bakalım öncelikle. 6 bölü 9 nedir? 6 bölü 9 dediğimiz arkadaşlar 3'e bölü 2, 3'e bölü 3, 2 bölü 3. Yani burası 2K iken burası da 3K. Koldaki oran tabandaki orana eşit olacak. Peki sarı üçgendeki şeye bakacak olursak, bir de bize ebenin uzunluğunda kaç vermişler? 4 vermişler. Sarı üçgende de arkadaşlar 2'ye 3 oran var. 4 bölü x diyebilirsiniz. Yani 2K'nın 3K'ya oranı eşittir 4 bölü x'ten x'i bulursunuz. Ya da 2K'daki 4 ise 2 katı 2 katı x de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 6 çıkar diyebilirsiniz. Sağlı sollu oranlamayı da yapıyorlar biliyorsunuz. 7. soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 8'e. G ağırlık merkeziymiş. Ağırlık merkezinden geçen nedir arkadaşlar? Kenar ortaydır. Hocam burası da eşit oldu. Şunla. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. 5 ise burası da 5'tir. Burada eşit 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 ne çıktı? Muhteşem üçlü. 90 derece. O zaman burası da 90. Hatta burası da x. Burası da x. 8'i kullanmam lazım. 8 ise burası nedir? 4'tür. Arkadaşlar burada güzel bir şey çıktı mı? Çıktı. Bak ne üçgeni arkadaşım. Hocam burada bu kenar 5. Bu kenar 12 mi oldu? Evet, 5, 12 ve 90 derece var. 5, 12, 13 üçgeninden 2x eşittir 13 ise x buradan nedir? 6,5 çıkar arkadaşlar. Evet, 8. soru Edremit oldu. Geldik 9. soruya.
Dokuzuncu soruda açıortayda kola dik çizmiş. Ne yapacağız? Diğer kola da biz bir dik çizeceğiz arkadaşlar. O geniş açı olduğundan sadece yükseklik dışarıya doğru düşüyor. Çizdik dikimizi. Kollar açılan dikmeler eşit. Ayırdıkları yerlerde birbirine eşittir. E hocam tamamı 7. E tamamı 7 ise buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Gençler şuradaki dik üçgende açı soruluyor. Özel bir açı var mı diye bakacağız. Ki var. Ne var? 90'ın karşısı 6. Hangi açının karşısı 3'tür? 30'un. E burası da kaç çıktı? 60. 60 ise buraya da kaç derece kaldı? 120 derece kaldı. 9. soru böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 10. soruya. Bir ABC üçgeninde AD kenar ortayı üzerinde alınan G noktası için AG, DG'nin iki katı oluyorsa G noktası ABC üçgensel bölgenin ağırlık merkezidir. Evet. 1'e 2 oran sağlanıyorsa ağırlık merkezi oluyor arkadaşlar. Buna göre birim kareli zeminde verilen üçgenlerden hangilerinde G noktası üçgenin ağırlık merkezidir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hocam şöyle çizersem nereye geldiğini bilmiyorum. Şöyle çizersem burada 1'e 2 oranı yakalayamıyorum galiba. Değil mi? 1, 2, 3. Burası buçuk mu? Bilmiyoruz 1,5 mu? Ama şöyle birim karelerin köşelerinden gidiyor. Bak burası kök 2, burası 2 kök 2. 1 sağladı mı arkadaşlar? Sağladı. Bak kök 2'ye 2 kök 2. Direkt 1'e 2 oranı oldu arkadaşlar. Dolayısıyla ne oldu? 1 sağladı. 2'ye bakalım arkadaşlar. Çizdiğimiz kenar ortaylarda onu görebilecek miyiz? Hocam şu direkt olmaz. Bu arkadaşlar olmuyor galiba. Bu da oluyor mu? Olmuyor. Ya kestiremiyoruz. 2'de bir soru işareti kaldı kafamda. Ama 3'üncüye baktığımda hop şöyle. Hocam 1'e 2 oran var. Direkt görüyorsunuz. Evet AD kenar ortayı üzerinde. Bu arada bu sadece 1'e 2 oran değil. Aynı zamanda birim karelerin köşelerinden gidiyor. Şunlar da birbirine eşit arkadaşlar. Hem kenar ortay hem 1'e 2. Bu da bak hem kenar ortay hem 1'e 2 oran oldu arkadaşlar. Ama burada şunun ortasını bulmak lazım arkadaşlar. Bunun ortasını bulunca 1'e 2 oran sağlanıyor mu sağlanmıyor mu diye bakmak lazım aslında. Şunun ortası neresi? Tam ortası burası yapıyor arkadaşlar. Sebep? Çünkü 2'ye 2 ya burası. Tam ortası orta tabandan dolayı şuradaki paralelliğe bakacak olursanız tam ortası burası yapıyor. O zaman çizdiğiniz ağırlık merkezinden geçen tam buraya mı denk gelecek arkadaşlar? Gelmiyor bakın. Gelmediğini de görüyorsunuz. Şuradan şöyle geçmesi lazım. Hadi farz edelim geliyor diyelim. Gelse bile siz şu uzunluklara baksanız bakın şu uzunluk kaç birim? 2 2 2 kök 2 hocam burası. Şu uzunluk kaç birim? Hocam burası da 1 kök 2 olması lazımdı. Kök 2 oldu mu arkadaşlar burada? Olmadı. O yüzden bu sağlamıyor. Evet 1 ile 3 direkt sağlıyor. Hem kenar ortaylık var hem de 1'e 2 oran olduğundan dolayı cevabımız böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Böylelikle klasikleşmiş sorulardan test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.